Bugün gündem alabildiğine yoğun ama bizim bir haberimizle başlayalım. Telebir, Telebir hakkında rutin verdiği karara mahkeme dur dedi. Evet, Ankara 2. Bölge İdare Mahkemesi bizim başvurumuz üzerine çok hızlı davrandı ve oy birliğiyle bir karar verdi. Oy birliğiyle verilen kararın esası şu: halkın haber alma hakkını ve özgürlüğünü yerine getiren bir medya kuruluşu olarak telebirin ekranlarının karartılmasının daha sonra telafisi imkansız zararlara yol açabileceği gerekçesiyle bir an önce çok hızlı bir biçimde bir gün içinde karar vererek yürütmeyi durdurdu. Yürütmenin durdurulması demek şu anlama geliyor. Bu karar aksi bir aksi bir başka karar verilmediği sürece bizim davayı kazandığımız anlamına geliyor. Ne demek bu? Rütünün itiraz hakkı var. Yani yürütmenin durdurulmasını iptali kararı açabilirler. Muhtemelen de yürütük böyle bir başvuruda bulunacak. Eğer o halde mahkeme bu kararın bozulmasını reddederse dava esastan görülmeye devam edilecek ve o süre içinde telebir ekranları karartılmayacak. O nedenle ben bunu bir çok büyük bir karar, çok büyük bir başarı, çok büyük bir e, hukuk zaferi olarak görüyorum bir yandan. E, mahkeme gerçekten e, hiç vakit kaybetmeden, yani bize e, Rütü'nün yaptığı oyunu da dikkate alan bir e, perspektifle diye düşünüyorum, böyle bir kararı verdi. Çünkü e, gece e, yarısına doğru saat 22.02'de e, Tele 1'e bu karar tebliğ edildi. Tele 1'e e, tebliğ edilen e, karar e, mütakip gün e, dedi başlayacak. Yani ertesi gün. Dolayısıyla bize aynı gün bizim başvuru ve hazırlık yapmamızı önlediler. Bir buçuk günümüzü bizim elimizden çaldılar. Son günde de Cumhuriyet Bayramına denk geldiği için mahkemeler kapalıydı. Bize üç buçuk günlük bir süre bıraktılar. Ama avukatlarımız sağ olsun Ankara'daki avukatlarımız Evrim Bey, Evrim Inal çok hızlı bir hazırlık yaptı kendisi ve hemen başvurdu. Aslında aynı gün aynı gün bu karar çıktı. Fakat tebligat ertesi gün yapıldı. Biz de tebligat yapılana kadar e, bu konuda e, temkinli davrandık ve ertesi gün duyurduk. Tebligat saat e, 9.30-10 gibi Rütüye'de yapılınca biz kendi ekranlarımızdan bu kararı duyurduk. Değerli seyirciler bu bir hukuk süreci. Burada sonuçlanmış değil. Rütük itiraz edebilir. Eğer bu itirazı mahkeme kabul ederse e, bu kararı uygulamaya başlarlar. Yok eğer mahkeme reddederse dava esastan görülmeye devam eder ama bu karar dava sonuçlanana kadar uygulanmaz. Dava ne zaman sonuçlanabilir? Dava bir yıldan önce sonuçlanmaz. Çünkü Rütük bir anayasal yetkiyi gasp ederek ya da anayasada kendisine verilmemiş yetkiyi kullanarak başka bir ifadeyle anayasal bir suç işleyerek bizim aklımıza bir ceza veriyor. Bunu yaparken de bakın ceza mahkemeler sizden savunma ister değil mi? Bir konuda ceza veriyor. Suçlama var. Suçlamanın büyüklüğüne bakar mısın? Halkı din, mezhep ve etnik köken ayrımı yaparak kim ve düşmanla tahrik etmek. Ya bu ciddi bir suç. Eğer böyle bir suç işlenmişse bunun bir mahkeme tarafından tescil edilmesi lazım. Bilir kişilere gidecek, tartışacaksın, savunmanı yapacaksın, sizden savunma istenecek. Bakın basit bir idari ceza bile, basit bir idari ceza bile atıyorum herhangi bir kamu kuruluşunda, tutun ki Enerji Bakanlığı'nda, bir bürokrata verilecek bir ceza, idari bir soruşturmada bile onun savunması istenir. Savunması istenir. Hangi suçlama yöneltiliyorsa, örneğin görevini ihmal. idari bir soruşturma, müfettişler teftiş yapıyor, onun savunması istenir. Rütük mevzuatında bakın savunmasını bile istemiyorlar. Üstelik biz onların memuru değiliz. Biz ee, devlet dışında, sivil alanda bağımsız bir kuruluş, bir medya kuruluşuyuz. Diğer bir ifadeyle bir ticari kuruluşuz, bir medya kuruluşuyuz ve devletle bu anlamda bir bağımız yok. Ne, nasıl bir bağımız var? Yasalar ve hukukla bir bağımız var. Şimdi bizim hakkımıza bir karar veriyor, savunmamızı bile istemiyor. Bir, idari, bakın idari soruşturmalarda ve idari cezalarda bile, idari cezalar basit cezalardır. İşte ne yapalım? yapılır? Rütbe durdurulur, maaş durdurma, vesaire gibi cezalar verilir. Eğer ceza kanununu ilgilendiren bir maddeden dolayı soruşturma yürütülüyor ve suç müfettişlerin araştırmasına sabit görülmüşse Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur. Şimdi bunların hiçbirisini yapmıyor. İddianameyi kendisi hazırlıyor, yargılamayı kendisi yapıyor, infazı da kendisi yapıyor. Böyle bir ya böyle bir kurul olabilir mi? Anayasaya aykırı bir kurul var. Rütü'nün anlamı budur. Her neyse bu haksız ve hukuksuz ee, cezayı savunmamızı bile almadan gerçekleşen bu cezayı, yapılan verilen bu cezayı ve hızlı bir şekilde infaz edilmeye çalışılan bu cezayı bölge idare mahkemesi Ankara 2 numaralı ya da 2. idare mahkemesi oy birliğiyle durdurdu bunu yürütmesini. Oy birliğiyle. Burada oy birliği önemli bir ayrıntı. bakalım benim önerim şudur. Rütük itiraz eder mi etmez mi bilmiyorum ama otomatik olarak itiraz eder kamu kuruluşları diyebiliyoruz. Ne kadar kamu kuruluşuysa ise eğer e, onların da herhalde zannediyorum hukuk müşavirlikleri var. Onlar itiraz edeceklerdir. Benim önerim itiraz, itiraz etmemelerdir. Bu gerilimi düşürmek gerekir. Bu gerilimi düşürmek gerekir. Ortada anayasaya aykırı bir kurulu var. Bakın. Siyasallaşmış bir kurul var. Bugün mecliste... Rütü'n boş üyeliğiyle yine bir AKP'li üye seçildi. Oysa İyi Parti'nin hakkı olan üyeliği gasp ettiler. Niye? Mehmet Ali Çelebi var ya şu kendi hayatına ve e, kendi dostlarına e, ne diyelim, hadi tırnak içinde ifade edelim, ihanet eden, seçmenlerine ihanet eden Mehmet Ali Çelebi var ya, kendisini hala Mustafa Kemal'in askeri zanneden Mehmet Ali Çelebi, o Mehmet Ali Çelebi işte AKP'ye geçti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Ve bu bir üyeliğini, İyi Parti'nin bir üyeliğini gasp ettiler. Rütü'ye bir AKP'li üye daha geldi. İyi mi? Yani Rütük böyle bir yer. Siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu bir yer nasıl bağımsız kurul olabilir? Bizim hakkımızda nasıl adil karar verebilir? Çünkü biz AKP iktidarının izlediği siyasetlere, iç ve dış politikaya karşıyız. Bunu eleştiriyoruz ve açıkça bunu ilan ediyoruz. Evet. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi veya MHP kontenjanından gelmiş üyeler bizim hakkımızda nasıl adil davranabilirler? Taraflar burada. Bu tartışmada taraflar. İşte mahkeme buna dur dedi. Hala e, Emre Hocam her zaman söyler. Ben hala inanıyorum Türkiye'de iyi hukukçuların olduğuna der. E, adalete, anayasaya ve hukuka bağlı. Hadi anayasada çok tartışmalı ama hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı uluslararası hukuk normlarına bağlı, ilkelerine bağlı hukukçular, yargıçlar, savcılar Türkiye'de de var. Ben onlara inanıyorum dedi. Evet. Emre Hoca haklı çıktı. Türkiye'de evet hukukçular var. Bunu gördük. Evet. Bu bir umut ışığıdır. Bu Türkiye'de gerilimi düşürebilecek bir gelişmedir. Hem de sansür yasasının çıkarıldığı 11 gazetecinin uzun namlulu silahlarla evlerine baskınlar yapılarak gözaltına alındığı Şebnem Korur bir anayasal kurum olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın ifade vermeye hazırlanırken evinin basılarak gözaltına alındığı koşullarda bu koşullarda Telebir'in karartılması Türkiye'nin üzerine karanlık bir örtünü sürüp örtülmesi gibiydi. En azından bu karar yargıdan döndü. Bu gerilimi düşürmek rütüğün elindedir. Bizim tavsiyemiz kendisine itiraz etmemesidir itiraz ederse de hukuk önünde mücadele etmeye, yani nasıl ki basın alanında ve siyaset alanında mücadele ediyorsak hukuk alanında da mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, dün anımsayacaksınız ben bu Rütük'ün kararını ve Cumhurbaşkanlığı'nın vizyon lansmanını, ikisi de yabancı kelime, ileriye dönük öngörülerini, ileriye dönük öngörüleri dedi. değil, ileriye dönük olumlu programına davetini gazetecilere ikisini birden iki tane sınav olarak nitelemiştim. Rütük'ün verdiği ceza Telebir'in başvurusu üzerine yargının bir sınavıydı. Ben bütün iyi niyetimle yargının bu sınavı geçeceğini umduğumu belirtmiştim. Bu umudum yerine getirildi. Çok sevindim. Çünkü biliyorum bana çok kişi ben bu toplumun her an nabzını tutan bir insanım. Metrolarda seyahat ediyorum, yollarda yürüyorum, metrobüslere biniyorum, öğrencilerim var, okurlarım var, sosyal medyadan haberleşiyorum, yüz yüze görüşüyoruz vesaire. Benim bu hala Türkiye'de vicdanlı, vicdanlı Sadece hukuka inanan değil, hukuka inanır da vicdansızdır. Vicdanlı yargıçların ve savcıların hala bulundukları ve bunların çoğunlukta olduğu esas esas iddamı Aslında bunlar çoğunlukta, azınlıkta bir grupla yönetiyorlar Türkiye'deki yargı yanlışlıklarını diyelim hakaret etmemek için. Yanlış yargı yanlışlıklarını yargıyı siyasetin emrine verdikleri uygulamaları bir 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 avuç bir grup insanla yönetiyorlar. O grup insanlar HSK'da, YSK'da ve Anayasa Mahkemesi'nde böyle yıldırımızıyla bir yerden bir savcıyı buluyorlar. O savcı hep bunların lehine şeyler açmış, davalar açmış, haksız ve adaletsiz suçlamalar yapmış, insanları hapse atmış. O o yargıcı hop bir bakıyorsun oradan bilmem nereye söylemeyeyim şimdi. Kariyerlerini biliyoruz. Oradan bilmem anayasa mahkemesine şut veriyorlar veya işte falan falan. Bilerek yapılıyor. Bir avuç. Ben vicdanlı savcıların ve yargıçların hem idari yargıda hem adil adalet yargısında, normal yargıda çoğunlukta olduklarına inanıyorum. Ve o insanlar şimdi zorla dayanıyorlar, direniyorlar. Türkiye'nin hala Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasının temellerine hala sıkı sıkı sarılmışlar ve bir gün o temellerin korunması için onlara da bir fırsat geleceğini, onların da sırasının geleceğini biliyorlar ve bekliyorlar. Çünkü o yani demokratik ve laik sosyal hukuk devleti tarihin evrimine, insanlığın evrimine, Atatürk'e, cumhuriyete, demokrasiye uygun demokratik cumhuriyete uygun. Muhakkak, muhakkak gelecek ve muhakkak o vicdanlı yargıçlar, savcılar o hukuk devletini burada egemen kılacaklar. Ben buna bütün kalbimle inanıyorum. Şimdi bu yargı, bu sınavı, bu yargı böylece geçti. Ben çok memnunum. Şimdi ikinci bir sınav var burada. İkinci bir sınav var. Kime sınav var biliyor musunuz? Rütük'e bir sınav var. Neden? Biraz evvel Merdan Bey açıkladı. Değerli izleyiciler, bu ceza Rütük'ün anayasaya aykırı olarak verdiği, ayrıca adaletsiz, ayrıca haksız ve ayrıca hukuksuz olan bu ceza yargısız infazdır tam anlamıyla. Tam anlamıyla yargısız infaz diye bir şey varsa eğer hukukta, hukuk fakültelerindeki birinci sınıfta okutulacak bir olaydır bu. Yargısız infaz kardeşim. Bir idari Kurul, idari kurul, yargıç filan değil. Bir idari kurul kapatma cezası veriyor. Kapatma cezası veriyor. Hem ana fonksiyonunu yani haber ve bilgi aktarma fonksiyonunu durduruyor. Hem zarar ettiriyor. Maddi zarar ettiriyor. Hem de bütün bunları yargılamadan önce, yargının kararından önce yapıyor. Tam anlamıyla yargısız infaz. Şimdi ve... Telebir bu duruma dikkat çekerek yürütmeyi durdurma istedi ve yargı oy birliğiyle idari yargı buna evet dedi ve yürütmeyi durdurdu. Buna itiraz nedir biliyor musunuz? Buna itiraz. Hayır efendim. Yargılama devam ediyor, yürütmeyi durdurdu yani cezayı erteledi. dedi ki bırakın, bırakın ya ben bir yargılayayım telebiri bir yargılayayım telebiri yargılayacak yargı, idari yargı, telebiri yargılayacak. Eğer bu cezayı haklı bulursa ceza uygulanacak kardeş. Ceza uygulanacak. Yargılı infaz olacak. Şimdi Rütük eğer bu karara itiraz ederse ne demek istiyor biliyor musunuz o zaman? Hayır diyecek, hayır. Ben yargısız infaz istiyorum. Yargısız infaz. Bütün Rütük üyelerini buradan uyarıyorum. Yargısız infazdan yana mısınız? Yoksa telebirin yargılanmasından yana mısınız? Yoksa yargısız infazdan, yargılanmadan ben telebire ceza veriyorum mu diyeceksiniz. Bu sizin sınavınızdır. Hadi bakalım. Tarih önünde, hukuk önünde, kamuoyu önünde bütün yayın organları önünde rütük üyelerinin ve başkanının sınavıdır. Hukuk sınavıdır, ahlak sınavıdır. Yargısız infazdan yana mısınız yoksa yargıdan yana mısınız? Bekliyoruz bakalım. Öyle öyle şey filan değil. Yani e, sertliği yumuşatalım, ortalığı filan hiç. Yargısız infazdan yana mısınız? Yargısız infazdan yana mısınız? Gösterin. Yoksa doğru dürüst yargıdan yana mısınız? Hadi bakalım. Buyurun efendim. Evet hocam, Şimdi buna bağlı bir başka gelişme var değerli seyirciler. 28 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin yüzyılı başlıklı vizyon belgesini açıklayacağı lansmanı varmış. Dün de söyledim. Hani bu bir sürü yabancı kelime var arada. Bunlar Türkçeyi pek sevmedikleri ve Türkçe düşmanı oldukları için, Türkçeden utandıkları için, Türkçe'ye hakaret ettikleri için, Türklere hakaret ettikleri için yabancı kelimeler, Arapça kelimeler ve batılı dillerden alınan birçok kelimeyi kullanmayı severler. Neyse işin o tarafını geçelim. Bir tür e, seçim bildirgesi diye nitelendirilebilecek ve Adalet e, ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl bir e, siyaset izleyeceğinin koordinatlarının verileceği bir e, toplantı olacak. Böyle bir belge yayınlayacaklar. Fakat birkaç dikkat çekici nokta var. Bir, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı değil, Türkiye'nin yüzyılı. Anladı bu. Gerçi ben metinler okudum. Metinlere bakıyorsunuz. Diyor ki ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, Sayın e, Tayyip Erdoğan bizim için bu yıl dönümü sadece devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir isim değişikliği olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. İşte bu anlayışla Anadolu toprakları üzerinde son bir yıl, bin yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal, e diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkaracak atılımların adını Türkiye yüzyılı olarak koyduk diyor. Şimdi bu 2023, 2000, e 2053, 2071 vizyonlarından, görüşlerinden, öngörülerinden söz ediyor. Vizyon dediği de o. Türkiye yüzyılın inşası yolundaki basamaklar olarak görüyoruz bu belgeyi onu ifade eden. Üstelik bu atılım dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı, bu atılımı dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı bir dönemde, bir aşamada hayata geçiriyoruz demiş. Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin siyaseti, ekonomisi, sosyal ve kültürel değişimlerle dünyada olup bitenlerden bağımsız olmadığını vurguluyor ve diyor ki dünya geçtiğimiz asırın ortalarına doğru faşizm sultasından 30 yıl önce de komünizm hezeyanlarından kurtulmuştu. İnşallah bu dönemde dünyamız pırıltılı kavramların ambalajı içinde önümüze getirilen ve insan fıtratını bozarak onun yerine felaketin eşiğine sürükleyen sapkın dayatmalardan kurtulacaktır. Sapkın dayatmalardan bir tanesi de Türkiye'de ve dünyada siyasal İslamcılıktır. Siyasal İslamcılıktır. E siyasal İslamcılıktır. Bakın İslam değil. İslam değil. Müslümanlık da değil. Haşa. İnsanların samimi dinsel inançlarıyla İslam'la ve dinle bir ilgili bir tartışma yapmıyoruz. Siyasal İslamcılık bir siyasal ve ideolojik oluşumdur, bir hattır. Tıpkı diğer siyasetler gibi faşizm gibi, sosyalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi. Ve fakat siyasal İslam'ın bir farkı vardır. Halkın kutsal dinini, dini duygularını, dini değerlerini istismar ederek arkasına tanrının ve inananların gücünü alarak ve onları aldatarak siyaset yapmaktır. Bu anlamda siyasal İslamcılıktan söz ediyoruz. Şimdi bakın, işte bu toplantıya Yandaş medyanın dışında bir de muhalif, bence bağımsız demek daha doğrudur. Bağımsız kimliğiyle tanınan, dolayısıyla AKP iktidarına karşı eleştirel yaklaşan bir takım gazeteciler de çağırdılar. Bunların içinde çeşitli isimler var. Mesela Uğur abi varmış, Uğur Dündar. Gitmeyecek. Fatih Portakal var, gideceğini açıkladı. İsmail Saymaz, görüşünü değiştirir mi bilmem ama gideceğini açıkladı. Fakat Halk TV'nin imtiyaz sahibi, e, e, evet vol verelim, Cafer Mahiroğlu, kurumsal olarak böyle bir toplantıya katılmayı reddettiklerini söyledi. Şimdi Gürkan Hacır var, işte Çağlar Cilera var, Deniz Zeyrek var, Nevşin Mengü var. Nevşin Mengü de gideceğini açıkladı. Fakat bugün, bugün Çiğdem Toker Sözcü gazetesinde bir yazı yazdı. O volü getirebilir miyiz arkadaşlar Çiğdem Toker'in? Çok net bir görüş ortaya koyuyor. Diyor ki Çiğdem Toker, bu toplantıya katılmanın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı karısındayım. Meşruiyet yani AKP iktidarının izlediği politikalara haklılık kazandırmak amacıyla, onu meşrulaştırmak amacıyla kullanılacağı kanısındayım. Bu nedenle katılmayacağım diyor. Tam da budur işte. Sansür yasasını çıkarmış. Televiri karartma kararı almış. Şem, Şebnem Korur Fincancı'yı, anayasal bir kuruluş olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'yı gözaltına almış, 11 gazetecinin evini basmış, Mezopotamya Haber Ajansı'nın muhabirleri ve haber müdürünün evlerini basarak bir terör örgütü operasyonu yapar gibi gözaltına almış, bir iktidarın seçim beyannamesini açıklayacağı, bakın bir toplantısına vitrin malzemesi olarak çağrılmak her şeyden önce aşağılanmaktır. Televir çağrılmadı, bu Televir'in onurudur. Cumhuriyet Gazetesi çağrılmadı, Bir Gün çağrılmadı, Sözcü Gazetesi çağrılmadı. Deniz Zeyrek de, ben bu toplantıya giderdim ama Sözcü Gazetesi'ne karşı kurumsal bir tutum takındıkları için bu toplantıya gitmeyeceğim diyor. Aynı şey İsmail Saymaz için geçerlidir, İsmail Küçükkaya için geçerlidir. Umuyorum ki, ki değerli arkadaşlarımızdır bunlar, hepsine... Hepsiyle dostluklarımız vardır. Çok değerli gazetecidir hepsi. Dostlarımızdır, arkadaşlarımızdır. Kurumsal kararın ardından umuyoruz ki bu toplantıya gitmeyecektir. Bu sansür yasasının geçtiği bir aşamada, geçtiği bir aşamada iktidarın tutumuna, siyasetlerine meşruiyet kazandırmak, meşruiyet üretmek anlamına gelecektir. Bunu yapmayın. İlk çağrıyı telebir yaptı. Burada ben yaptım. İlk çağrıyı. Gazetecilere onur çağrısıdır dedik. Bu mesleğin haysiyetine düşünen, haysiyetine önem veren gazetecilerin bu toplantıya katılmaması gerektiğini söyledim ben. Ardından bugün, bugün Ankara'da, Ankara Merkezi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir bildiri yayınladı. Arkadaşlar o bildirinin eee hazırlarsak yani e, duvar ekranına getirebilirsek çok iyi olacak. E, Sayın Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti'nin e, başkanı. Çok değerli bir gazeteci. Onun imzasıyla, yani gazeteciler cemiyeti yönetiminin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Bu bildiri de, bu bildiri gazetecilerin bu toplantıya katılmaması gerektiği söyleniyor ve katılmama çağrısı yapıyor. Buyurun. Okuyalım, tam ekran yapabiliriz arkadaşlar. AK Parti'nin 28 Ekim'de yapacağı seçim startına iktidara eleştirel yaklaşan bazı meslektaşlarımızın davet edilmesi maalesef bizim sevinebileceğimiz bir gelişme değildir. Ülkemizde basın bugün en karanlık günlerini yaşarken mesleğinde saygın ve kamuoyuna mal olmuş meslektaşlarımızın dolgu malzemesi yapılması teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Gazeteciler, e, gazeteciler davet olmaksızın bu toplantıyı izleyebilmelidirler. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Basın özgürlüğünün canını okuyan iktidarın seçim yaklaşırken kerhen gazeteci davet etmesini iyi niyetli bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bu nedenlerle davet edilen ya da edilmeyen tüm meslektaşlarımızı bir gösteri seyretmek yerine mesleki mücadeleye katılmaya davet ediyoruz demiş. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Nazmi Bilgin. Nazmi abi'ye ben çok teşekkür ediyorum. Çok yerli yerinde bir ifadeyle bir gerekçeyle bu çağrıyı yapıyor. Tüm mesele bu zaten. Tüm mesele bu. Bakın. Siyaseti izleyen bir gazeteci gazetecinin kadrajındadır, radarındadır böyle bir toplantı. Biz de bu toplantıda ne olup ne bittiğini öğrenmek isteriz. Ama bir telebir muhabiri gittiği zaman kapıdan çevrilecek. Bakın içeri alınmayacak. Onu izlemesi mümkün değil. Bir cumhuriyet muhabirinin onu izlemesi mümkün değil. Çünkü bir kontenjan uyguluyorlar, yasak uyguluyorlar. Sözcü gazetesinin o toplantıyı izlemesi mümkün değil ama bazı sözcü yazarlarını ça çağırıyorlar. Cinliye bakar mısınız? Uyanık bunlar. Yani... Ne diyecekler? Bak biz gazetecide yeni bir açılım yaptık. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına bir de sansür yasasını çıkarttıkları için içeride ve dışarıda çok zor durumdalar. Savunabilecek halleri yok bunun. Gazetecileri de bir tür kendi ayıplarını örtecek bir şal gibi kullanacaklar. Kimse bu iktidarın asma yaprağı olmamalıdır. O toplantıya gidecek gazetecilerin her bir iktidarın ayıbının asma yaprağıdır. Asma yaprağı olmaya adaydır. Bir şal gibi üzerine örtecekler. Meşruiyet aracı haline getirecekler. Bu olmaz, olmamalıdır. Evet. Bu ayıp nedir? Sansür ayıbıdır. Bu ayıp nedir? Baskı ayıbıdır. Bu ayıp nedir? Antidemokratik yasalardır. Bu, bu ayıp nedir? Cezaevlerini gazetecilerle doldurmaktır. Bu ayıp nedir? Sabaha karşı insanların evlerini basarak gözaltına almaktır. Bu ayıp nedir? Cumhuriyete karşı bir savaş yürütmektir. O nedenle gidilmemelidir. Ben bugün bir gazeteci arkadaşımla konuştum. İşi olduğu için gitmeyeceğini söyleyen bir arkadaşım. Çok değerli bir arkadaşım, gazeteci arkadaşım. Ama olmasaydı giderim demiş. Herhangi bir gazetecilik faaliyeti değil bu. Herhangi bir gazetecilik faaliyeti değil bu. Orada size soru sordurmayacaklar. Orada bir basın toplantısı yapılmıyor. Bu bir lasman. Sizin izlemeniz isteniyor sadece. Sizin izlemeniz isteniyor ve sizin orada olmanız, sadece orada olmanızın bir önemi var. Yani siz aksesuarın bir parçasısınız böyle tasarlanmış. Ne diyorlar ona bir şey diyorlar. Ee, ekranda aksesuarın parçası olarak duranlara bir şey diyorlar. Evet. <laughs> Çiçeklerin içine konduğu bir şey. Ha, saksı diyorlar galiba. Evet, saksı, saksı gibi. Yani benim çevremde Amasya bardağı gibi dizilmek denir ona. Ee, arkadaşlarımızın hiçbirini e, böyle nitelemek istemem tenzih ederim. Hepsi çok değerli. Şimdi Fatih Portakal arkadaşımız telebirin Ekranın karartılması konusunda çok ciddi bir tavır aldı, tepki koydu. Beni davet etti, onun YouTube kanalına katıldım, YouTube'daki programına katıldım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. İsmail Saymaz, Türkiye'nin tanıdığı önemli gazetecilerden biridir. Bağımsız kimliği, sorgulayıcı gazeteciliği bilinir. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da öyle. Uğur abi zaten reddetmiş, kurumsal zaten bir yasak uygulanıyor, sözcü yazar aynı zamanda. Bizde de yeni dönemde, yayın döneminde, önümüzdeki dönemde yeni bir formatla programlarına devam edeceğini de bugün bana söyledi. Yani böyle önerileri olacağını söyledi daha doğrusu. Dolayısıyla beraber ol olacağız kendisiyle de. Geriye birkaç tane arkadaşımız kalıyor. Gitmemeliler. Bu hayat boyu üzerlerinden silemeyeceği bir leke anlamına gelir. Bakın gidersiniz bir basın toplantısında sorunuzu sorarsınız çatır çatır. Cevap verir ya da vermez. Cevap verir ya da vermez. Biz mesela Süleyman Soylu'nun televizyon programına gittik. Cevap vermedi, kaçmadı ama biz sorularımızı sorduk. Bütün soruları sorduk üstelik. Sonra onun üzerinden birçok spekülasyon yaptılar İsmail ve ben de katılmıştım ona. Bu başka bir şey. Bakın orada soru soruyorsunuz, tartışıyorsunuz. Bu öyle değil. Bu bir siyasi toplantının aksesuarı yapıyorlar sizi. Süs malzemesi yapıyorlar. Buna izin vermeyin. Gazeteciliğin haysiyetini koruyun. Bu toplantıya katılmayın. Buyurun. Hocam. Evet şimdi değerli izleyiciler bu toplantıya gidecek olan gazeteci evlatlarım diyeyim ben çoğunun babası yaşındayım hatta kimilerinin de dedesi yaşındayım herhalde evlatlarımız kendilerine ciddi olarak bir soru sormalılar ben o soruyu formüle edeyim onu sorsunlar özellikle özellikle uçak uçak gruplarına uçak gezilerine alınmayan gazeteci evlatlarım şu soruyu kendilerine sorsunlar. Uçak gezilerinde Cumhurbaşkanı sohbet ediyor. Kendisine bazı sorular sorulabiliyor. Bir dış gezi, bir veya dış temas olayı var. O konuda o giden gazeteciler haber yazıyorlar. Hatta hem o konuda hem de o konuyla ilgisiz olan başka konularda Cumhurbaşkanı'nın adeti olduğu üzere Türkiye'nin sorunları üzerine yeni fikirler, yeni görüşler varsa ifade edeceği onları söylüyor ve onlar bir gazetecilik başarısı göstererek, görevi yaparak kendi gazetelerinde, kanallarında bunları aktarıyorlar ve iyi bir haber ve bilgi aktarımı yapıyorlar. Önceden sorular veriliyor, verilmiyor filan onlar ayrı. Şimdi bu uçaktaki gezilere ve gruplara asla çağrılmamış olan ve birdenbire birdenbire bu tırnak içinde vizyon lansmanı yani yeni bir görüşle yeni bir görüşün pazarlanması olayına davet edilmiş olan evlatlarım kendilerine şunu sorsunlar. Yahu ben gerçek bir gazetecilik yapabileceğim uçağa çağrılmıyorum. Ama bir sunum yapılacak olan, bir iktidarın sunumu yapılan bir toplantıya adeta orada fotoğraf vermek için çağrılıyorum. Bu bana yakışıyor mu diye sormalılar. Esas mesele burada. Esas mesele burada. Yani oraya gitmek bir gazetecilik meselesi olmayacak. Gazetecilik meselesi uçakta oluyor. Kardeşim sen niçin uçağa çağrılmıyorsun da bir propaganda toplantısına çağrılıyorsun görüntü vermen için? Bu soruyu kendisine sormayan çocuklar zaten doğru dürüst gazeteci filan da olamazlar. Kusura bakmasın. Şimdi bu, bu böyle. Bir de bir başka bir şey daha var. Değerli izleyiciler bu zamanlama sosyal olaylarda ve siyasette ve tabii hukukta son derece önemlidir. Biliyorsunuz geç gelmiş adalet adalet değildir denir. Demin işte o söyledim. Yargısız infaz. Yani önce bu kanalı karartacak üç gün ceza verecek hem halkı burada söylenecek olan bilgi ve yorumlardan ve haberlerden <laughs> mahrum edecek, hem kanalı gelirinden mahrum edecek hem de tam 29 Ekim'de hem de ondan sonra mesela Kanal beraat ederse, bu ceza haksız görülürse ama o ceza verilmiş olacak. Yargısız infaz. Yani adalet geç gelen, adalet bir işe yaramıyor. Onun için yürütmeyi durdurma onun için var. Onun için ben rütük, rütük şimdi yargısız infazdan yana mı? Yoksa doğru dürüst, adil yargılanmadan yana mı? Karar versin. Yarınki, öbür günkü, daha öbür günkü yani onların... Bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz süreleri içinde itiraz edip etmeyecekleri Rütük'ün bir anlamdaki hukuk anlayışını, adalet anlayışını gösterecek dememin sebebi o. Şimdi siyasette de zamanlama çok önemli. Zamanlama çok önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi bu vizyon lansmanını Bayılıyorum. Bu çok güzel. Vizyon lansmanı. Acayip <gülme> fiyakalı bir laf evet. değil mi hocam? vizyon lansmanı. Vizyon Turgut Özal'ın icat ettiği bir laftır. Vizyonu olan filan. Ben ben CNN'e bakıp CNN'e bakıp dış politikayı izliyorum. Dışişleri haber alana kadar o o, o o o büyükelçi buraya merkeze yazacak da o bilmem ne olacak da bana haber gel. Ben CNN'den izliyorum derdi vizyon. Çok vizyonlu. Bu arada çok ünlü bir isimle Ankara'ya biliyorsunuz bir kitap imzasına gittim. Ha bu arada sevgili Yanardağ Ankaralılar e, sizin bana e, Tele1 bu geçtiğimiz pazar günü imza günümde müthiş bir saat 2, 2'de başladık. buçuk saatte zor kalktık oradan. Müthiş bir şey ilgi, sevgi ve herkes Telebiri ne kadar Telebiri ne kadar izlediğini, Erdan Yanardağ nasıl sevdiklerini bana aktardılar. Ben onu e, gerek şeye, Berdan Yanardağ'a, gerekse Ankaralılara anlatma, e, e, selamlarını e, iade etme fırsatı bulamamıştım. Şimdi o fırsatı kullanıyorum. Yani, e, Merdan Yanardağ'a da çok e, e, sevgi filan. Çok teşekkür ettimler. ediyorum hocam. Kendilerine evet. de ben buradan sevgilerimi, evet. saygılarımı iletiyorum. Evet bana da çok çok sevgi ve saygı gösterdiler. Tele de söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi işte siyasette zamanlama. Siyasette zamanlama ne yapıldığı anda bu lansman, bu fiyakalı laf, vizyon lansmanı getirildi. Tele ekranı karartıldığı zaman çok daha önemlisi. Çok daha önemlisi bütün toplumun üstüne bir perde, bir karanlık örten sansür yasası geçirildiğinde. Sırf sansür yasasından dolayı. Bırakın Telebir'i. Sevmiyor olabilir, kızıyor olabilir. Yani Telebir'e karşı olabilir. Hatta Telebir'i kötü kendince görebilir. Ama öyle bir yasa geçirildi ki aynen bu iktidara bu iktidara bu gücü veren destekçilerinin bugün hapislere atılması gibi yarın bu şimdi alkışladıkları sansür yasası onların da canına okuyabilir. Öyle bir yasa çıkarıldı ki çok net olarak mesela Murat Emir diye bir CHP'li milletvekili var örneği veriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bir iddiası var bir bir ajansın verdiği bir haber hakkında yalanlama yapıyor, ajans da haberinin arkasında duruyor. <laughs> Soruyor milletvekili diyor ki bu durumda yeni yasaya göre bunlardan birinin hapse girmesi lazım. Hangisi girecek acaba diyor. Yalanlayan mı yoksa haberi veren mi ve gerçek haber haberi veren mi? Çünkü yalanlama dezenformasyon oluyor. Böyle şeyler var. Şimdi bu dönemde vizyon filan hangi vizyon? Vizyon kapkara bir ülke. Bütün televizyon kanallarında ve bütün gazetelerde aynı şakşakçı haberler. Adeta Rockefeller'in özel çıkarılan pembe gazetesi gibi empoze edilen kabataş yalanının başlıklarına bakınız. Hem de dezenformasyon başlıklarına bakınız. Girin, girin Google'a kabataş yalanı yazın. 4-5-8-10 gazetenin başlığı aynen gelecek. Bilmem şunlar kaba, bunlar taş. İşte şeyler kaba, vicdanlar taş falan diye. Yalan. Yalan. Ama bütün kanallardan aynı yalan empoze ediliyor. Aynı yalan. Haklı. Ve şimdi burada sizi çağırıyorlar. Bak biz yeni vizyon sana anlatacağız. Yani şöyle. Her gün sizi dövüyor. Her gün. Her sabah dövüyor. Her öğlen dövüyor. Her akşam da dövüyor yemek saatlerinde. Sonra da diyor ki, bak diyor bu Cumhuriyet Bayramı geldi, gel senden bir güzel yemek yiyelim, dünya aleme ne kadar dost olduğumuzu gösterelim diyor. Ve evet, siz A gidiyorsunuz mu? Öğleyin dayak yemişsiniz ama. Tabii. Sabah da dayak yemişsiniz, akşam da o dünya aleme gösteri yapmak için, dostluğunuzu göstermek için o o yemeğe gidiyorsunuz. Böyle şey olmaz. Ya Fatih Portakal'a nasıl hakaret ettiğini gördük kameraların önünde. Yani böyle şey olmaz. Şimdi değerli izleyiciler çok önemli bir gene zamanlama olayı daha var. Bu iktidar meslek örgütlerinden hoşlanmıyor. Çünkü meslek ahlakı olan profesyonellerden hoşlanmıyor. Avukatlardan, mimarlardan, mühendislerden, hekimlerden hoşlanmıyor. Tam bu arada muayenehane sahibi olan hekimlerin çalışma haklarını, meslek haklarını ihlal eden bir yönetmelik çıkardılar. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün muayenehaneleri, bak sıkı durun. İlgilenmiyorsunuz belki ama yarın çok fena ilgileneceksiniz. Çünkü hasta olup muayenehaneye gittiğinizde bir, bir, bir yönetmelik çıkardılar. Bütün muayenehane sahibi doktorlar özel hastanelere bağlı olarak çalışmak zorundalar. Bütün muayenehaneler özel hastanelerin kliniği haline getiriliyor. Anayasadaki anayasadaki mesleğini icra etme özgürlüğünü hekimler için sınırlıyor ve kısıtlıyor. Daha da önemlisi vatandaş için hekimini seçme hakkını sınırlıyor ve kısıtlıyor. Ve tam bu arada Türk Tabipler Birliği bunun karşısında mantık ve meslek ahlakına göre, mantıkları, mantığa göre ve meslek ahlakına göre bir e, mücadele verirken doktorların, hekimlerin hakları için birdenbire bir şebnem korur fincancı olayı patlak verdi. Fincancı bir kimyasal silah kullanılması üzerine bir yorumda bir bir bir, e, bir olayı dile getiriyor. Derhal vatan ihanetiyle suçlandı, gözaltına alındı ve bir süreç işliyor. Şimdi Türk Tabipler Birliği'nin üzerinden ben Cumhurbaşkanı'nın beyanını demecine dikkatle okudum. Diyor ki bunu diyor görevden alacağız filan yani alınması lazım. Yargı buna harekete geçti. Yani e, Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği konusu bitiyor. Diyor ki bütün meslek kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi için arkadaşlarıma talimat verdim. Hazırlıklar başladı diyor. Yani Türkiye Barolar Birliği ki şimdi baroları da ikiye ayırdılar. Başarısız oldu ve başarısız oldu. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği bütün çevreyi koruyan konutlarımızı <laughs> korumaya çalışan, yağmayı durdurmaya çalışan Bilen, özellikle Ankara'daki Mimarlar Odası'nın çok canhıraş savaşları var Atatürk Orman Çiftliği'ni korumak babında. İstanbul'da öyle, bütün kentlerde özellikle kadınlar da öne çıkıyorlar yönetimde ben hepsini kutluyorum. Bütün onların ki anayasal kuruluştur bunlar, anayasa çünkü onu korumuş. Neden korumuş? Ahi Evran, yani Lonca... Ahilik geleneği, ahi evren ahlakı. Ahi evren bir insan. Ondan ama ahilik geliyor, oradan loncalar geliyor, tas elçikliler, osmanlılar, cumhuriyete işte meslek kuruluşları geliyor. Ahlak, meslek ahlakı. İktidar sevmiyor meslek ahlakı olanları. Şimdi oraya gidiyor olay. Zamanlama bu. Telebiri kapatacak, sansürü geçirecek, seni de orada çağırıp, seni de orada çağırıp ne kadar demokrat olduğunu ve medyaya nasıl saygı gösterdiğini anlatacak, sen de dinleyeceksin. Evet hocam. Değerli seyirciler, Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması çok önemli bir olay. Şebnem Korur Fincancı ile ilgili benim bazı rezervlerim vardı. Biraz sonra geleceğim onların ama onların hiçbir önemi yok. Şebnem Korur Fincancı, profesör, doktor, Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı. Türk Tabipler Birliği anayasal bir kuruluş, bir meslek örgütü. Türkiye'de Türk Tabipler Birliği'ne üye olmadan bir doktor reçete bile yazamaz. Onlar etik değerleri belirlerler, denetlerler. Onların meslek birliğidir Türk Tabipler Birliği. Tıpkı barolar gibi. Bir baroya kaydı olmadan nasıl ki bir davaya giremezsiniz, avukatlığınızı sizi baro tescil eder, staj sizin staj mezuniyetlerinizi baro belirler, baro tayin eder. Benzer bir durum, benzer bir statü Türk Tabipler Birliği içinde vardır. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği içinde vardır. Anayasal bir kuruluştur her şeyden önce. O yüzden devlet bahçeli de bir bunları kapatmak lazım diyor. Kapatılırsa devlet bunu yeniden kurmak zorunda. Devlet kurmak zorunda üstelik. Çünkü anayasada var bu kurumlar, bu meslek birlikleri olmak durumunda. Dolayısıyla böyle bir kurumun başkanı, adli tip uzmanı çalışıyor ve bu birliğin genel başkanı çağrıldığında ifade verebileceği halde Evi basılarak, arama yapılarak üstelik de bu baskın sırasında polis kamerasından çekilen görüntüler TRT ve yandaş medyeye servis edilerek gözaltına alınıyor. Orada bir kitap gösteriliyor. Dağın Ardından diye. Kitabın yazarı çözüm sürecinde AKP'nin destekçisi. TRT'ye çıkartılmış. Tahakk yollarla düzeltiyorum. Fehmi Korularla birlikte TRT'ye çıkartılmış. Bir de evde mermi bulduk falan diyorlar. Şebnem Korur Fincancı, Avukat'ın açıkladığı gibi bir asker kızı. Babasından kalan bir hatıra. Babasının silahı ve silahının mermileri kalmış. Bir asker kızı. Bir subay çocuğu. Bir bölümünü teslim etmiş Milli Savunma Bakanlığı'na zannediyorum. Çünkü onun envanterine kayıtlıdır. Siz emekli olduğunuz zaman siz Beylik tabancası dediğimiz silah dediniz. O silahla birlikte Emekli olursunuz. O silah size aittir. O silah mermilerinden de bir kutu kalmış. Yani mermi sanki terör örgütü liderinin evini basmış gibi bir hava yaratıyorsunuz. Ayıptır. Ne deniyor biliyor musunuz? Ayıptır. Sosyal medyada evinde Kalaşnikov çıkan doktor diyor. Evet. Ben, ben gördüm gözümle. Evet, evinde Kalashnikov çıkan yalan doktor. Yalan söylüyorsunuz. Bu, bu kadar, bu kadar. Ne diyelim? Çapsızsınız, cahilsiniz, kumpasçısınız, yalancısınız. Böyle bir alçaklık olabilir mi ya? Yani? Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış bir subayın kızı. Babasına ait silahın mermileri var orada. Bu nasıl bir e, düşmanlıktır? Bu nasıl bir ikindir? Bu nasıl bir yalandır? Bu nasıl bir kumpasçılıktır? Hiç mi mert olmayacaksınız siz? Hiç mi dürüst olmayacaksınız siz? Hiç mi gerçeğe çıplak gerçeğe Razı olmayacaksınız, onu kabul etmeyeceksiniz. Sizin hayatınız yalan, hile, kalleşlik, pusu kurmak mı? Böyle bir gazetecilik olabilir mi? Hem de sansür yasasını çıkartıyorsunuz. Yalan haber yayınlıyorsunuz. Sansür yasası çıkıyor. Dezenformasyon, yani yanlış haber, yalan haber, bozulmuş haber yasası diye e, tarif edebileceğimiz dezenformasyon yasasını çıkartıyorsunuz. Ama gazeteleriniz... Gazeteleriniz iğrenç yalanlarla dolu. Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır. Üstelik de avukatının açıkladığına göre, sabahtan ifade vermek üzere evet. savcılığa gitmeye hazırlanırken evini basıyorsunuz. Ayıptır. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması, Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerine bir tehdit ve gözdağıdır. Tehdit ve gözdağıdır. Ben bunu Şebnem Korur Fincancı'ya itiraz etmiş, onun Türk Tabipler Birliği Başkanlığı'na aday olmasına ilişkin itirazlarını sosyal medyada açık ortamda paylaşmış biri. Nedeni basittir ama o bahsi diğer. Çünkü Şebnem Korur Fincancı geçmişte bu iktidara büyük destek verdi. AKP Cemaat Koalisyonu'na yetmez ama evet bile değil. Evet diyerek destek verdi. Ergenekon davalarına gelip dilekçe vererek müdahil olmak istedi. Biz de kendisini çok sert bir şekilde eleştirdik. Şimdi Dramatik tablo bu işte. Buraya değineceğim. Şebnem Korur Fincancı yolunun döşenmesine katkıda bulunduğu cehennemin ateşinde yanıyor şimdi. Dönüp bu halktan, bu toplumdan, bu ülkeden bir özür dilemesi gerekiyordu. Yapma denir. Önemli değil. Bu bahsi diğer. Bunu hiç tartışmayacağım. Bunu kendi aramızda konuşuruz. Bunu kendi aramızda tartışırız. Ama bugün antidemokratik bir saldırı altında. Dinci faşizan iktidar gider ayak, 20 yılda yapamadıklarını yapma operasyonuyla karşı karşıyayız. Sansür yasası da budur. Mahir Ünal'ın Türkçe'ye karşı başlattığı, Cumhuriyet'e karşı başlattığı saldırının anlamı da budur. Türkiye'nin yüzyılı vizyon, vizyon toplantısının gerekçesi de budur. 20 yılda yapamadıklarını gider ayak yapmaya çalışıyorlar. Ben protesto ediyorum Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasını bir an önce, bir an önce serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bütün demokratik güçleri ve kuruluşları da zaten böyle bir tutum takındı. Biz bu davanın sonuna kadar takipçiyoruz, takipçisi olacağız. Bir de Mezopotamya haber ajansının 11 muhabirini evlerini terör örgütü mensupları gibi basarak gözaltına aldılar. Jin News diye bir haber ajansı var. Jin Türkçe kadın demek. Kadın haberleri yapan bir ajans. Onun dört mensubunu gözaltına alıyorlar. Ve hiçbir gerekçesi yok. Bunlar terör örgütü mensubu değil. Silahlı bir eylemde yer almamışlar. Bir terör faaliyeti içinde değiller. Tam bu dönemde o toplantıya gidilmez işte. O toplantıya gidilmez. Gazeteciler bu boykota uymalıdır. Süremiz doldu. Mahir Ünal'ın sözlerine ilişkin bazı değerlendirmeler yapacaktım. Mahir Ünal'ın Ünal'ın, AKP Grup Başkan Vekili, Türkçe'ye ve Cumhuriyet'e hakaret eden Mahir Ünal'ın hastalıklı bir cumhuriyet düşmanlığı içinde olduğunu düşünüyorum. Bütün Türklerden, Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkler değil, başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkler olmak üzere bütün dünya Türklerinden özür dilemesi ve istifa etmesi gerekiyor. Değerli seyirciler buyurun hocam ben bir anonsumda yapayım size bırakayım. Bizden sonra Tuncay Molla Veysoğlu'nun anında manşet programı var. Bütün bu konuları masaya yatıracaklar. E, sosyal Politikalar Başkanı Demokrat Parti'nin İlkay Aksoy, e, Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz ve Rıza Zelyut, edebiyatçı, e, İslami konularda yazan e, Türkçe uzmanlarından Mahir Yunal'ın Türkçe düşmanlığının nedenlerini sizinle paylaşacak. Kaçırmayın, anına manşeti Tele1'den ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, Mahir Ünal Zatı Muhterem, isimli Zatı Muhterem, dil devrimi, alfabe devrimi, kültür devrimi filan hepsini birbirine karıştırıyor. Ve Alfabeyi şey, de bilmiyor hocam. <laughs> hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Ve hani kendi milletine, kendi toplumuna hakaret ediyor. E, Mehmet Ali Çelebi'ye de hayırlı olsun. İki sarhoş denen Atatürk'ü ve İdönü'yü kastederek iki ayyaş denilen kendilerine bir partini liderleri tarafından iki ay yaşta denilen partiye Mahir Ünal'ın partisine katıldı. Hayırlı olsun evladım, hayırlı olsun. Görüşmek üzere.